Beyaz Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Ahmet Çakar reklama giderken bir ifade kullanmıştı. Reklamdan sonra konuşalım dedi hocam. Şimdi tekrar bir hatırlatarak gelelim. Geçen çarşamba gecesi saat gece 1.30 Schalke Galatasaray maçı bitmiş. Sayın Fatih Terim 2 dakika Schalke bizden iyi oynadı, tebrik ederiz işte filan dedikten 28. sonra 20-25 dakika Fırat Aydınus federasyon filan. Hep bildiğimiz şeyler. Ama bir cümle çok rahatsız edici. Ben federasyondakilerin ne herzeler yaptıklarını kaba konuşabilirim ama mealen doğru. Ne işler çevirdiğini, nasıl ayar verdiklerini bilirim demek şu demektir. Federasyonda birileri var. Bunun içinde belki başkan, belki yönetici, Cengiz Bey, Zülfikaroğlu, icra kurulu başkan diyelim. Yusuf Namoğlu, hakemler. Oradaki profesyonellerle birlikte bunlar lige ayar vermek, bir takımı şampiyon yapmak, cezaları vermek, verdirmemek gibi manipülasyonlara açık olduğum ve manipülasyon yaptıklarına Fatih Terim şahit olduğunu, çünkü orada çalıştığı için söyledi. Şimdi bu adli yargı açısından suçu. Ben dersem ki Yusuf Damoğlu, Yıldırım Demirören, federasyon ne işler çeviriyor biliyorum dersem bu hakarete girer. Çünkü benim bilme şansım yok. Ama orada çalışan bir adam, uzun yıllar futbol direktörlüğü yapmış adam, sonra da işten el çektirilmiş bir adam, yani Fatih hocamız. Ben onların ne mal olduklarını, neler çevirdiklerini bilirim demesi, o suçu görmüş, izlemiş, belki de ortak olmuş manası. Şimdi bundan sonra söylediklerim tamamen jenerik senaryo. Sana da mı kıyak yaptılar? Bir dakika, onu, bir dakika. Onu jenerik bana senaryo. Da kıyak yaptılar. Jenerik senaryo. Bir federasyon yetkilisi diyor ki, sakın ha, bu biraz sonra söyleyeceklerim gerçek değildir, sadece senaryodur, jenerik senaryodur. Bir federasyon yetkilisi, ismi açıklanmayan, Reuters'a açıklama yapan bir federasyon yetkilisi, doğru. Federasyonda bir grup var. Fatih Terim de bu grubun içindeydi. Ve geçen sene Fatih Terim Tudor kovulduktan sonra Galatasaray'ın başına geldi. O grup bir Illuminati grubu gibi toplandılar. 8-10 kişi. Bir balıkçıda, Riva'da. O herze yiyen, manipülasyon yapan grup ve Fatih Terim de içindeydi. Dediler ki Fatih, sen yeni geldin. Seni bu sene şampiyon yapacağız. Evet. Onun için de en kritik maçlarını ayarlanmış hakemleri yollayacağız. Bunlardan biri de Ümit Öztürk'tür. Ümit oğlum, sadece bu jenerik senaryo, gerçek değil. Alanya maçında kaldırın, ne olursa olsun Alanya maçını sana kazandıracağız. Fener'i de yiyeceğiz, o da şampiyonluğa geliyor. Beşiktaş'ı da yiyeceğiz. Başakşehir, Medipol Başakşehir'i zaten yiyeceğiz. Seni aradan çıkartacağız dedi. Hadi böyle bir şey olmadığını Fatih Hoca ispat etsin. Şimdi soru şu. Geçen sene bütün bu işler olurken, Fatih Terim şampiyon olurken Galatasaray, o adamlar namusluydu da yaz güneşi yiyince mi bu adamlar entrikacı, ya hocam, ayar verici? Hocam bak, demin reklama geldi. Reklama girerken gümbürtüye gitti. Evet. 4 tane 5 tane takım kafa kafaya gitti geçen sezon. Evet, geçen sene için konuşuyorum. Bir tane hakem operasyonu yapılsa bir maçta, Galatasaray'ın aleyhine 2 tane düdük çalsa Galatasaray şampiyon olamayacak. Yani bir maçta bir iş böyle tersine dönebilir mi? Yani bir maçta bir bakıyorsun Türk futbolunda inanılmaz derecede bir dengesizlik var. Federasyon aslında, MHK aslında Galatasaray düşmanı. Ya kardeşim, 2 haftaya kadar hashtagler açıldı dünya çapında. Beşiktaş'ından, Fener'inden hashtagler açıldı. Galatasaray korunuyor diye. Yusuf Namoğlu Galatasaraylı diye. Adam da örnek verdi. Ben Yusuf abi yolda gördüm, anlattı bana. Bizim maçtan anlattı. 15 sene şampiyon olmamış olan Galatasaray dedi. Ben yönetiyordum maçı dedi. Sen ortaladın, Ziyad'dı. O zaman şampiyon yapardım Galatasaray'ı ben dedi. Yani o zaman. Şimdi yani söylemek istediğim, bir maçta berabere kalınan ezeli rakibine berabere kalıyorsun. Ve bir maçta çok da ölümcül de bir hata yok. Türkiye'nin hemfikiriz burada. Türkiye taştı, korneldi falandı filandı. Diyelim ki golünü vermedi. Hadi 2-1 o zaman maç oldu diyelim. Hadi vermedi. Şimdi ama bak, buradan şimdi çok pis bir durum çıkıyor senin ortaya. Söylemek istediğim, ben de bunu sordum. Mesela karşılaştım, sordum. O federasyondaki yetkili dedi ki, hoca ne biliyorsa anlatsın dedi. Bildiğine varsa. Bak net söylüyorum Fatih Hoca. Bildiğine varsa anlat. Geçen sene. Ayrıca 2 sene önce gittim kupa kaldırdın sevgili hocam. Ne o? Saraçoğlu'nda. Cezalıydın. Cezan affedildi. 2 sene mi? 3 sene mi? Kaç sene önce? Evet. Kim izni verdi? O zaman federasyon başkanı kimdi? Yıldırım Bey'di. Yıldırım Demirören. Değil mi? Cezasını kaldırdılar değil mi? Ötelediler. Evet. Yani yapmayalım Allah aşkına. Yani lütfen, yukarıda Allah var. Kul hakkı yemeyelim. Biz burada kimsenin falan filan değil. Ama neyse doğru o. Bir bakmasın 2 hafta sonra, 3 hafta sonra Fenerbahçe'nin canı yanacak.
veya hakemlerle ilgili o yapacak. Onları da anlatacağız aynı böyle böyle. Bizim işimiz bu. Ama biz asla bir takım düşmanı, şu düşman, bu düşman, o taraftar yürüyecek. Ya niye yürüyor? Tamam yürüyün çok iyi de yani niye yürüyorsunuz arkadaşlar? Zaten Türkiye'nin en fazla şampiyon olan teknik direktörü sensin. En fazla şampiyon hep olan o, takımı hep olacak, hep. En fazla şampiyon olan takım öyle. Sensin. Olur mu? Yani o zaman Türk futbolunda bir dengesizlik, Türk futbolunda bir hocanın dediği gibi Ali Cengiz oyunları bilmem bir takım yanlışlar yapılıyorsa o zaman hocam sen Sinan, nasıl bu kadar çok Sinan, şampiyon oldun? Sinan, Sokrat mantığı diye bir mantık var. Evet, basit hocam. Mantık. Fatih Terim sokaktaki adam değil. Bizim gibi basın mensubu da değil. İşin içindeydi. Orada görev yaptı. Icığını cıcığını bilir futbol direktörü. Futbol direktörü diyor ki bunlar kaba konuşuyorum. Bu TFF'yi iyi bilirim. Hocam o açılımda mı acaba söylüyor? Tabii ki söylüyorum. Açılım o mu acaba? Tabii ki. Şimdi belki başka bir şey kastediyor olabilir mi? Sinan. Ya ben sana desem ki. Ben beyaz futboldan ayrılıyorum. Evet. Sonra bir yerde demeç veriyorum diyorum ki. Ben o beyaz futbolda yok mu o program yaptıklarımı? Ben onları bilirim. Onların neler ne işler çevirdiğini bilirim. Bu ne demek? Buradan ne çıkar biliyor musun? Bir iş mi yapıyorsun? Bir dakika o zaman burada ne çıkar? Bir. Hayır sen bu lafı dersen. Veya Sinan'a ben şu lafı dersem. Sinan. Evet. Veya sen bana söyle ben üzerime alayım. Hoca. Ben senin konuşmaları ve yorumlarının hangi kafanda şeytanlıklar ayarlarla yaptırabilirim demek ne demek biliyor musun? Ben mikrofonumu para uğruna veya başka bir şey uğruna satıyorum. Bazı kulüp başkanları ve kulüpçilerin himayesindeyim. Onları süslüyorum manası çıkar. Eğer Fatih Terim'in federasyonla ilgili yaptığı bu suçlamalar doğru değilse Fatih Terim iftiracıdır. Yok Fatih Terim'in yaptığı suçlamalar doğruysa federasyonda her türlü herze var demektir. Bununla da ispat etmek zorunda olan kişi Fatih Terim'di. Yalnız o zaman ispat ettiği an geçen sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda en direkt leke sürülür. Şimdi buradan ne çıkar? Ya Fatih Terim bu hormonal olabilir veya başka bir şey olabilir. Fatih Terim stratejileri son derece yanlış. Bakın son derece yanlış. Milli takımdan kovulma olayı. Üzerine lekelendi kaldı. Dayak yemiş yememiş filan değil. Yani ben bir kebapçıyı basıp gecenin saat birinde hır çıkartıp dövmek veya dövülmek önemli değil. Ben bundan kendi adıma konuşuyorum. Ben de 57 yaşındayım. Hocam, Fatih Terim'de. Peki özel hayat ya. Başka bir şey. Özel ben bir yerde, ayrı bir şey. Örneğin senle Zorlu'ya gittik. Bir de dayak yeme olayı falan yok. Ya hocam. Tamam kardeşim hepsini ya. Geç. Şunu demek o istiyorum. Farklı bir hocam ailevi bir konu hocam o yani. Onu anladım. Tasvir etmiyorum. Peki, başka bir şey. Ama ailevi bir konu. Ben bir yere gittim. Sinan filan. Eş dost. Birileri bize salça oldu. Apo. Adamlar beni dövdü veya ben adamları dövdüm. Ben böyle gündeme gelmekten icap duyuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Hicap duyuyorum. Özür dilerim. Bu bir. İki. Yahu hakikaten 25 milyon Galatasaraylı Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın hakemle puan kaybettiklerine mi inanıyor? Evet. Ama bu doğru değil. Evet. Ya bu doğru ya, değil. Hocam tabii ben size geçen hafta ne dedim? Burada istediğiniz kadar doğru değil diyeyim. Bütün futbol yorumcuları bir araya gelse... Burada Galatasaray'ın hakkı yenmemiştir. Bu maçta Fırat Aydınus Galatasaray'ın hakkını yememiştir. Zaten herkes öyle diyor bütün Türkiye. Siz ne derseniz deyin dedim size değil mi? Bedava çene yoruyorsunuz. 25 milyon Galatasaraylı bu beraberliğin hakemler aleyhinde federasyonun ve hakemlerin yaptığı yanlışlar sonucunda olduğunu inanıyorlar. Doğrusu 25 milyon Galatasaraylı size değil Fatih Terim'e inanıyor. Onun için nefesinizi tüketmeyin diyorum size kardeşim. Bizim için önemli olan bu Galatasaray dışında kalan Türkiye'deki diğer spor severler neye inanıyor? Ben de onu size söyleyeyim. Galatasaraylılar dışındaki herkes bizim gibi düşünüyor. Galatasaray'ın hakkı falan yenmemiştir. Hakem hatası falan hiç yoktur maçta. Eğer bir şeyden bahsedilecekse belki Fenerbahçe biraz ağlayabilir. Buna rağmen mağduriyet yaratıyor Galatasaray kulübü. Bunu 70 milyon diye 60 milyon biliyor. Kim inanmaz buna bir tek? 25 milyon, 20 milyon neyse Galatasaraylı inanmaz. Onun için bedava çene yormayın, patlatmayın. Nedir? 20 milyon Galatasaraylı tekrar söylüyorum Fatih Terim'e inanıyor. Ne söylerse söylesin ona inanıyor. Abi doğruyu söylememiz lazım. Abi boş ver. Onlara göre. Bu hakemlerle ilgili. Ya apucum, tamam. Sinancım, bu hakemlerle bu lig gidecek daha o kaçacak. Bak Sinancım bu taraftarlık işi böyledir. Ama öyle çünkü doğru Fatih değil. Terim bunu bildiği için. Doğru bak, değil. Bu camianın bu taraftan arkasında olduğunu bildiği için. Sonu kendi gelmez. Hataları, puan kayıpları. Sonu gelmez. Deplasmandaki farklı mağlubiyetleri. İşte Şampiyonlar Ligi'nde helva gibi bir gruptan çıkamayacak. Bence bu ligi boş ver. Çıkacak. Galatasaray mes çıkamayacak durumuna. Yani şu anda çok sıkıntıya geldi. Bütün bunları konuşmasın insanlar.
Sadece Galatasaray'ın haksızlığa uğradığı üzerinden bunu yapıyor ve seyircinin kendisine inanacağını biliyor. Onur, onun için çene yormayın. Hadi haybeye kendinizi patlatmayın. Hiçbir Galatasaraylı'yı ikna edemezsiniz. Bu maçta onlara göre hakem olmasaydı Fenerbahçe'yi yenmişlerdi. Gerçek bu değil. İnsan isteyen istediğine inansın. O kadar. Burada o kadar. Daha çok eski biraz ama. Buyur Gökmen abi. Bir Galatasaraylı olarak sen anlat. 67 senesinde Galatasaray'a geldiğimizde Büyük Mehmet bizim. Mehmet kaç Oğuz, senesi? 67 senesi. 67, 7 yaşında. Yasin ve ben. Büyük Mehmet. Büyük futbolcuydu Galatasaraylı. 3 oyuncu olarak biz transfer ettiler. Betül Oktay dahil. Talat abi dahil bak. Bu çok önemli. İlk defa söylüyorum bunu. Bize şunları söylediler. Hep yani futbola başladınız. Galatasaray'da bitirinceye kadar aklınızdan çıkartmayın diye. 5 tane önemli şey söylediler. Şampiyon olabilmek için bak. Şampiyon olabilmek için 5 tane olgu var. Bunlarla mücadele etmek zorundasınız bize söylediler. 1 TFF, 2 MHK, 3 hakemler, 4 rakip 11 ve Fenerbahçe. Bu 5 şeyle sorunla mücadele etmediğiniz sürece şampiyon olamazsınız. Aynen hep böyle dediler. Hep böyle. Ben senelerdir aşağı yukarı 20 senedir yorumculuk yapıyorum ve doğru bildiğimi mesela geçen haftaki maçtan sonraki yaptığım yorumlar sonucunda Galatasaraylılardan büyük tepki almışım. Öyle diyorlar. O nasıl bir Galatasaraylı? Galatasaray'ı işte orada savunamıyor, savunmuyor gibi. İşte ben onu çiliyorum abi, yorulmayın yani. Benim umurumda değil, bak benim umurumda değil. Ben bildiğim doğru neyse onun peşindeyim. Bu beş tane olguyu bana orada öğrettiler. Ben bunu hani onlar olur veya olmaz olayı başka. Ben olaya böyle bakıyorum. Galatasaray şampiyon olabilmesi için bu 5 tane olgu, 5 tane sorunu kendi içinde halledip aslanlar gibi çıkıp sağ adam iyi mücadele ederek şampiyon olmak zorunda. Başka çare yok. Bundan dolayı da her zaman ben taraftarıydım. Mesela geçmiş dönemde Ali Samiyan'da o zaman yeni stadyum TT Arena. Basın tribününün önünde şeref tribününün önünde yumruk yumruğa Galatasaraylı işte ultra aslanın adamları mıymış neymiş devamlı bir yumruk yumruğa kavga ettim ben ya. Sen Galatasaray'ı ne de benim sorunum Galatasaray'ı korumak değil. Galatasaray'a doğru yolu öğretmek. Bravo. Futbolcuya doğru yolu öğretmek. Nasıl yöneticiye doğru yolu öğretmek. Bildiğim kadarıyla şey bilimin abi, yettiği kadarıyla. Bu kadar infial. Yeter artık. Gökmen ben, abi. Yeter bu kadar infial. Bakın bu kadar infial bir maçta bir berabere kalıyorsun sahanda. Bu kadar infiale gerek yok. Fazla abartmaya, büyütmeye gerek yok. Lig daha devam ediyor. Bu hakemler devam ediyor. Şimdi şurada hep beraber oturuyorduk. Hatırlayın. Sarın geriye kaseti. Fatih Hoca konuşuyordu. Apo falan dedi ki hoca dedi uyuşmuş dedi ölmüş dedi. Ne dedim ben size? Bir hakem işi olsun dedim. Buyurun dedim görün dedim. Kaseti sakla hatta. Bir hakem mahkem falan işler olsun. Ha. Abi. Yalnız bak. Biz sevgili Yusuf dediğimiz dedik evet. Dedin sen. Hoca dedi. Ben gitmiş dedin. Hoca yaşlanmış dedi. Hocam ben ne dedim? Hoca yaşlanmış dediniz. Fatih Terim dedim değil mi? Evet. Ne kadar olgunlaşmış. Bravo. Seni böyle görelim. Bravo hocam dedim hani böyle falan. Sezon başı ben öyle dedim. Sinan da bana dedi ki o zaman. Bekleyin bakalım. Bak dedi ya bir puan kaybetsin de içeride bir derbi maç. Abi nedir yapacak dedi. Sinan haklı çıktı valla. Hocayı tanıyoruz. Fatih Hoca'yı tanıyoruz. Fatih Hoca tamam bak. Ne diyoruz? Türk ben dedim çok değişmiş. Türk futbolunun şiddetten beslenen bir abi. Türk futbolunun bir numarası. Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü bilmem ne falan filan. Bütün futbol adına övgüler onun olsun. Ama bir maçta bu şekilde berabere kalınıp da yürüyüşler bilmem neler federasyon o bu. Ya Mustafa Cengiz'i değiştirdik ya. Adam Monşer beyefendi bir adam. Aşağı yanlış anlamasın. İnanılmaz konuşmalar yapıyor. Bakın baltaları çıkardık falan baltalar çıktı mıktı falan diye Mustafa Cengiz'i kaybettik ya. Vallahi kaybettik. Sen de aynı fikirdeyim yalnız ben kaybettik burada. Ya. Sevgili Yusuf Namoğlu'na bir uyarım. Vallahi kaybettik. Savaş bana göre stratejik hatayı Yusuf Namoğlu bu haftada yaptı. Ne yaptı? Galatasaray kulübü başkanıyla, hocasıyla, bütün camiasıyla, federasyon ve hakemlere gider yaptıktan sonra bu hafta Kayseri maçına Ümit Öztürk'ü vermek teslimiyetçiliktir. Ben MHK başkanı olsam asla ve asla Kayseri maçına Ümit Öztürk'ü atamam. Neden Ümit Öztürk'ü atamıyorsun? Niye? Ümit Öztürk geçen seneki
o ünlü şampiyonluğun kulvar değiştirebileceği Alanya Galatasaray maçının hakemiydi. Hatırladın mı? Aa, biliyorum, tamam. Şimdi Allah korusun. Ama hocam bir söyleyeyim. Dün ama Kayseri galibiyetinde Ümit Öztürk, bak, anlamadım. Galatasaray lehine bir şey yapmadı. Anlatamadım. Anlatamadım. Kayseri çok kötüydü. Anlatamadım. Anlatamadım. Ha. Şunu demek istiyorum. Ben Ümit Öztürk'ü niye atamazdım? Dün Galatasaray net bir galibiyet aldı. 3-0. Evet. Hakemlik falan de bir şey yok. Çocuk da iyi maç oynadı. Tebrik ediyorum Ümit'i. Ya maç 0-0 iken bir itme çekme olayında tartışılabilir gri bir pozisyonda Galatasaray lehine penaltı verseydi. Aynı Konya Beşiktaş maçında aynı Ümit Öztürk böyle bir penaltı verdi. VAR hakemi dedi ki git bir bak. Baktı yine penaltı dedi ama penaltıyı Konya Avu'da attı, hatırlayın. 80 küsürüncü dakikada. Ya böyle bir pozisyon olsaydı bu gece ne diyorduk biliyor musunuz? Ümit Öztürk Galatasaray'ın tetikçisiymiş. Merkez Hakem Komitesi de Fatih Terim'in şerrinden korktuğu için Ümit Öztürk'e gitti. Kayseri'ye operasyon yapıldı, Galatasaray hakemle kazandı diyebilecek bir o Ümit Öztürk ataması bana göre doğru değildir. Ama hocam bir şey olmadı. Hocam başka. Tamam, hayır, şöyle olmadı. Bir şey. Şu mantık çıkabilir. Aynı fikir. Şimdi Ümit Öztürk geçen sene Alanya maçında Galatasaray'la yine büyük bir hata yaptı değil mi? Belki de şampiyonu belirledi. Şimdi adam böyle bir maçta hata yaptı diye, yani Galatasaray'a bir kıyağı oldu evet. diye ömür boyu Galatasaray maçlarına verilmeyecek hayır. mi? Hayır, bu hafta. Anlatamıyorum ben derdimi. Ümit Öztürk'ü tabii Galatasaray maçına vereceksin. Olabilir bu yani. Bu hafta vermeyeceksin niye? Galatasaray topyekun bütün camia olarak inanarak. Federasyona MHK'ya saldırdı, federasyon da pansuman yaptı diyorsun. Sus payı verdi, Ümit de görevini yaptı olur, her şeyi yakardı. Abi ben dermem. Bu federasyon. Ya iki hafta sonra. Bak bu federasyon. Hocam bir söyleyeyim, bu federasyonu beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben beğeniyorum. Ha bak beğenirsiniz beğenmezsiniz, tamam mı? Benim duygularım saklı. Fakat şunu görelim, bu federasyon geri adım atmıyor abi. Yani konuşuyorsun cezayı veriyor. Bir daha konuşuyorsun bir daha veriyor. O yüzden ben bu federasyonu tebrik ediyorum. Fatih Hoca'nın yönetimleri yanlıştır, doğrudur. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Fatih Hoca'nın ama dik duruyorlar. Allah var ya. Fatih Hoca'nın Sayın Ali Koç'la ilgili bir açıklaması var. Suyun öteki tarafı diye onu hiç vermedik. Onu bir görelim. Kuman'ın da açıklamasını vereceğiz bu konularla ilgili olarak. Sevgili seyirciler bir görelim bakalım ne demiş. Bir izleyelim.